Şimdi taban aritmetiğinde özel tarz sorulara bakacağız biraz daha. Genellikle basamakları ilgilendiren sorular. Şöyle bir örnek var karşımızda. A sayısı 4'ten büyük olmak üzere ıvır zıvır sayısı verilmiş. A tabanında yazmamız isteniyor bizden. Hadi Nasıl yazalım. yaparız? Mesela bir kere X'i bu yaz. açım nereden gelmiştir? Bunu söylemek lazım. Hani biz A tabanındaysa ne diyorduk? Birler basamağı, A'lar A'lar. basamağı, A A kareler kare. basamağı, A kare. pardon, A A küp, kare. A küp böyle gider demiyor muyduk? İşte burada. Sonra altındaki sayılarla çarpıyorduk, değil mi? Çarpıyor. O zaman burada 4 var, 2 çarpılmış. 3 3 var, var. 2 2 var, var. 1 var. Öyle değil mi? Evet. Birler basamağı, A'lar basamağı, A A kare, kareler, A A küp. küpler. O zaman yapmanız gereken şey en soldan başlayarak sırasıyla kat sayılarını ne yapmak? Yazmak. Ancak burada diyelim ki A kare yoktu. Sıfır vardı demek ki. 4 A küp artı 2 A olsaydı A kare yerine 0 yazacaktınız. Demek ki o sıfırla çarpılmış ve uçmuş gitmiş. Gelelim buraya. O zaman gene aynısı var ama 5 Dikkat 5 burada 13 burada. var bir kere. 13 bir tuzak. 13'ü 5 tabanında yazmak için şöyle düşünebiliriz bence. 2 çarpı 5 artı 3. İçindeki beşlikleri açığa çıkartacağız ya. Evet. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. Çok basittir. 5'e böl. 2 kere 10 kalan 3. Hani tersten yazarsanız 2'ye Evet. 3 birazdan yazacak. Peki biz en yüksek dereceden başlayarak kat sayılarını yazacağız. Kural bu. Yazalım. 6, 5'in küpü. 5'in karesinde 7. 7, Şurada 5 üzeri 1 var. 2. 2, bir de 3. Sabit sayımız 3. Olur mu? Olmaz. Çünkü tabanımız kaç? 5. Hiç 5 tabanında 6 ve 7 diye sayı olur mu? Yok o Ne rakamlar. yapacağız? Şöyle bakınız. Çok kolay. 3 sorun yok. 2 Sorun sorun yok. yok. 7 sorun var. 5 tabanında 7 olmaz. 7'den 5 çıkartın. 2 elde var 1 yan Altıya tarafa. gitsin. 6 bir daha 7 yine olmaz. 7'den 5 çıkartın. 2 elde var 1 yan tarafa. Ve sayımız bu şekilde çıkacaktır. Gayet mantıklı değil mi? Evet ya da Eğer sayı 5'ten büyükse, ha, 5 artı 1 diye açmak evet. belki sayısal öğrencileri için uygun olabilir ama eşit ağırlık öğrencileri onda epey zorlanırlar Tamam. diyebilirim. Peki burada 7'den 5 çıkarttık ve ona göre işleme devam ettik. Buna lütfen dikkat. Hemen gelsin o bana. Şimdi de böyle bir sayı vermiş bize. Diyor ki 2 tabanında yazıldığında kaç basamaklı olur? Hadi yazalım. 2 üzeri 18 kat sayısı 1. 2 üzeri 17 0. En yüksek dereceden başlayarak Evet. kat sayılarını yazarız dedik. Burada da İndirelim. gizli birer tane. Bir var sonuçta. Öyle değil mi? 2 üzeri 16 0. 2 üzeri 15 biter mi Bik. böyle? Yok, 2 Bitmez. üzeri 10. Ama biz şunu düşünebiliriz. Birler basamağı olacak değil mi en sağda? 2 üzeri 1'ler, 2 üzeri 2'ler, 2 üzeri Nokta, 3'ler, nokta, nokta nokta, nokta. nokta. 2 üzeri 18'ler basamağı değil mi en son? Sırf şuraya bakarak bile kaç basamaklı olduğunu görebilirsiniz. 18 tane 2 tabanı var. Bir de var burada. 18 artı 1. 19. 19 tane sayı var. Ya da pratik olarak şöyle ezberleyebilirsiniz. üstü. En yüksek derecenin bir fazlası. Ama 18 artı 1, 19 olacaktır. Mantığıyla göstermek daha kalıcı kesinlikle. olacaktır. O yüzden özellikle vurgulayarak söyledim onu. Test sistemi yavaşça bizi ezberci bir mantığa yönlendirdi. Ama mantıklarının nereden geldiğini bilmeniz o kadar da zor değil. Zor konular olsa zaten çok fazla dalmam konuya. Peki, en yüksek derecenin bir fazlası olacaktır dedik. Peki, aynı sayı 4 tabanında yazıldığında peki? Hemen dörtlere Hemen çevirelim. bunları dörtlere çevirelim. Mesela 2 üzeri 18, 2 üzeri 10, 2 üzeri 7 değil mi? Evet. Şunu 2 üzeri 2'nin 9. Dokuzuncu kuvveti diye kuvveti. yazabilirsiniz. 4 2 üzeri 2'dir. Şunu 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti diye yazabilirsiniz. Şunu da 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti dersiniz ama bir tane 2 üzeri 1 kalır. Yani 4 üzeri 9. 4 üzeri 5. 4 üzeri 4 3. üzeri 3 ama bir tane 2 var ya o yüzden şuraya boşluk bıraktım. Evet. Dolayısıyla şimdi kaç basamaklı olur? En yüksek derecenin bir fazlası demiştik. Mantığını öğrendikten sonra 10 basamaklı bir sayı olacaktır. Alayım. Güzel bir soru. 34 faktöriyel sayısı 6 tabanında yazılırsa sondan kaç basamağı? 0 olur. Şimdi ben bu sayıyı 6 tabanında yazmak için 6'ya Önce bir böleceğim. bakalım. Hayda. Hayda. Bunu bölemem ki ben. 34 faktöriyel kim bilir kaç sefer 6'ya bölünecek. Evet, önce bir Ama 34 faktöriyeli bulmak ha, lazım. 34 faktöriyel derken biz faktöriyel konusunda öğrencilere bir şey öğretmiştik, değil mi? Beşten. Bizim için bu sayının içerisinde kaç tane 6 var? Bu önemli. Çünkü kaç tane 6 var ise o kadar sefer 6'ya kalansız bölünecek. O kadar sefer sonlara böyle 0 gelecek. O zaman içerisinde kaç tane 6 olduğunu nasıl buluyorduk? Hatırlayın lütfen şu soru tipini.
A çarpı 6 üzeri B diyorduk ya. 6'yı bulmak için 2 ve 3'e bakmamız lazım. 2'lerin sürüsüne bereket. O zaman 3'ler önemli. Bu sayının içerisinde kaç tane 3 vardır? Hadi bulalım. 34'ü 3'e bölelim. 11. Kalanlarla ilgilenmiyorduk. Bir daha 3'e bölelim. 3. Bir daha 3'e bölelim. 1. Şu bölümleri toplarsak 15 mi oluyor? Evet. Bu şu demektir. 34 faktörenin içerisinde 15 tane 3 çarpanı var. Dolayısıyla bu sayı 15 sefer 6'ya tam bölünür. Çünkü bir sürü 2 var zaten. 15 sefer 6'ya tam bölünür. 15 sefer sonunda 0 gelecektir. 5 üzeri 10 eksi 2 sayısının 5 tabanındaki değerinin rakamları toplamı kaçtır? Şimdi 5 üzeri 10'u 5 tabanında yazabilirim ben, değil mi? Evet. 10'un. 5 üzeri 10'un kat sayısı 1. 5 üzeri 9, 5 üzeri 8, 5 üzeri 7 nokta nokta 0'a kadar gelecek. Gelecek. Bunun tabanı 5. Bundan 2 çıkartacağım. 2, 5 tabanındaki 2 ile 10 tabanındaki 2 aynı 2 sayıdır 5. zaten. Hadi direkt çıkartalım. Öyle diyor çünkü. Çıkart diyor. Benim yapacağım bir şey yok. 0'dan 2 çıktı. Çıkmaz. En baştan bir tane 5'lik alırım. 5'ten 2 çıktı. 3. 3 4, bu 5 4. buraya gelirken bu 0'ları kaça dönüştürdü? 4'e. Kaç şimdi, tane? Kaç tane? 4 oluştu. Önemli bu. Şimdi 5 üzeri 10, 11 basamaklı bir sayı değil midir? Evet. Bir fazlasını aldık. 11 basamaklı en yüksek derecenin bir fazlası. Şimdi buradan 3 çıktı. Bu 0 dışında 1 gitti zaten. Bu 0'ların hepsi kaça dönüştü? 4'e. O zaman burada 10 tane mi basamak kaldı? 10 basamak kaldı. Bunun 9'u 4, bir tanesi 3. Şu 3 olarak dönüştü. Diğer 0'lar 4'e dönüştü. Onları da aşağı aldık. O zaman burada 9 tane 4 var. Burada da bir tane kaç var? 3 var. 9 kere 4 36. Bir tane şu bir tane diyelim. Bir tane de 3. Toplamları kaç olacak? 39. Lütfen 4'lerin sayısının kaç tane olduğuna dikkat edin. Mantığınızda o kısmı biraz düşünün. 5 tabanında 2 basamaklı bütün doğal sayıların 6 tabanındaki 10. toplamı kaçtır? Yazılmış. 6 nereden çıktı? 10 tabanındaki toplamı kaçtır? Şimdi 5 tabanındaki bütün 2 basamaklı doğal sayıları yazalım. Ondan başlayalım mı? 11. Nokta 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 en son kaç gelecek? 44 değil mi? Evet. Bunları toplayacaksın bir de onluk sisteme. Ne gerek var? 5 tabanındaki şu en küçük sayı 1, 5 dersek 5 kere 1, 5. 1 kere 0, 5'tir bu değil mi? Evet. 1, 5 dersek 5 kere 5. Aa bu da 6'dır. Bir... Bir mi var mı? Örüntü var tabii ki. 5 kere 4, 24 daha 24. Bu da 24'tür. Yani adam aslında bizden 5'ten 24'e kadar olan sayıların toplamını istiyor. Gauss'la hesaplayalım. Neydi? 24 çarpı 25 bölü 2 idi. Eğer birden başlasaydı eksi 1 artı 2 artı 3 artı 4'ü çıkarmamız gerekiyor değil mi? Evet. Şöyle elde yazdım. 12 kaç olacaktır? 300 eksi 10'dan 290. Aslında ne kadar basit bir soruymuş, öyle değil mi? Evet. 5 tabanında düşünürseniz tabii ki işin içerisinden çıkamazsınız ama harekete geç. Yaz. Hadi. Bu. Ondan sonra çıkart. Gönderelim bunu da. Gelelim. Teklik çiftlik kavramına. Şimdi onluk sistemde bir sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak hemen kolay. Direkt son rakama bakıyoruz. Ancak farklı sistemlerde farklı hal alıyor. Eğer taban çift ise yine son rakama bakıyorsunuz. Sorun yok. Neden? Mesela şu neden tabanı çift olduğunda son rakama bakarız, açıklayalım. Bunu 1 ile çarpıyorsunuz. Bunu 6, bunu 36 ile, öyle değil mi? Evet. Bunlar çifte dönüşecek zaten. Önemli olan son rakam. Son rakam tek ise sonuç tek, çift ise sonuç çift olacaktır. Demek ki neymiş? Taban çift ise son rakama bakılır. Taban tek ise. O zaman rakamların toplamına bakıyorsunuz. 1, 7, 7'nin karesi, öyle değil mi? Aynen. Hep tek sayılarla çarptığınız için onlar önemli değil. Sayılar çift ise sonuçları çift olacak, tek ise tek. O zaman da neye bakıyorsunuz? Rakamlar toplamına. Bu durumda bu sayı tek. Bu sayı taban tek olduğu için rakamları toplayalım. 4, 7, 10, 11. Tek. Tabanı çift, son rakama bak. Çift. Tabanı tek, rakamları topla. 6, 8, 10. Çift diyebiliriz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Burada 2A1 sayısının onluk sistemdeki karşılığı çift ise A'nın alabileceği değerler nelerdir demiş. Çok basit. Bu son basamak. Çift ise yok, çiftse. Evet. Tek rakamlar toplamı ne olmak zorunda? Çift olacak. Çift olmak zorunda. 3 artı A şu anda. A'ya en düşük 1 verebilirim. Sonra 3 verebilirim. Sonra 5 veririm ve kalırım. Neden? 7'lik sistemde olduğu için daha ileriye gidemem. Götüremem.